nübüvvet nurundan mahrum kalan toplumlar, ne kadar medeni de olsalar, kalabalık şehirlerde insanlar yalnız yaşıyorlar. Niye? Çünkü İslamiyet'in sırrı, nübüvvetin nuru ancak kalabalıkların bir araya gelmesi değil, kalpler, gönüller üzerinde bir kardeşlik bağının kurulması, adeta nübüvvetin içimize koyduğu mayanın bizi mayalayıp birleştirmesiyle mümkün ki, komşusu açken tok yatan bizden değil. Komşunun hasırını, halini sormak, onunla beraber olmak, onun derdiyle dertlenmek, sendeki insani duyguları galeyana getirip harekete geçirdiği gibi, uyandırdığı gibi, komşunun ruhundaki beşeri duyguları, insani duyguları da uyandıran muazzam bir beraberlik. Ama ne yazık ki nübüvvet nurundan mahrum toplumlarda, kalabalıklarda insanlar yalnız yaşıyorlar. Alt kattaki komşu söylüyor da cesedinin kokusundan onu fark ediyor. Ne kadar acı, ne kadar dehşetli, ne kadar insanı vahşileştiren, insanı o kalabalıklar içinde yalnızlaştıran, ruhen o insanı yalnız bırakıp çökerten dehşetli bir durum. Demek ki insan olmanın sırrı, formülü, kültürü, mayası nübüvvet elinde, nebilerde saklı. Bismillahirrahmanirrahim. 9. nota. Bil ki nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Din-i hak saadetin fihristesidir. Şimdi mesela sütü mayalıyoruz değil mi? Yoğurt olsun diye maya yapıyoruz veya peynir olsun diye maya yapıyoruz. Yani bir üst kaliteye çıksın, yükselsin diye ne yapıyoruz? Onu mayalayıp bütün sütü bir üst kaliteye terakki ettiriyoruz. Maksat ondan yoğurt elde etmek veya peynir elde etmek. Onun içine yoğurt koyuyoruz, peynir koyuyoruz. O onunla mayalanıp, değil mi? Daha kıymetli, daha ehemmiyetli, güzel bir kıvama geliyor. Şimdi adeta insanlıktaki bütün hayrın, kemalatın, hatta insanlığın mayasıymış peygamberler, nübüvvet. Eğer sütün içine o bir kaşık yoğurt girmeseydi veya bir peynir mayası girmeseydi, süt olarak kalacaktı değil mi? Yoğurt olamayacaktı, peynir olamayacaktı. Aynı onun gibi insanlığın içine de peygamberler girmeseydi, insanlık zahiren şekil olarak insana benzeyecekti ama insan özelliklerinden mahrum kalacaktı. Hakiki insaniyetin mayasıyla mayalanamayacak, hayvaniyetten insaniyete terakki edemeyecekti. Ha, demek ki insan olmanın sırrı, formülü, kültürü, mayası nübüvvet elinde, nebilerde saklıymış. Bütün insanlık böyle. O yüzden mesela ilk insan peygamber. Yoksa değil mi, ilk insan peygamber olmasaydı insaniyet terakki edemeyecekti. İlk insandan bu zamana kadar 124 bin peygamber insanlık içinde gönderilmiş olması, insanlığın, insaniyetin hayvaniyet mertebesinden, değil mi, insaniyet ve melekiyet mertebesine terakkisi için nebiler gönderilmiş, nübüvvet eliyle adeta insanlık mayalanmış, o terakkiye vesile olmuş. Şimdi nübüvvetin, nebilerin beşeriyete kattıkları en büyük güzelliklerden bir tanesi de insanları bir araya getirmeleri. Hani insan biyolojik bir varlık, şöyle kenarda tek başına dağın başında yaşasa, hiçbir insanla bir araya gelmese, sadece yiyip içip barınma ihtiyacını karşılayıp orada bir köşede ölüp gitse, insan özelliği gösteremeden ölüp gidecek. Çünkü insanlık dediğimiz beşeriyete ait bütün güzellikler, merhamet, şefkat, diğer gamlık, hamiyet, hikmet, bütün o güzelliklerin hepsi ancak başkalarının varlığıyla mümkün. Bir araya gelince birbirimize şefkat edeceğiz, hamiyet edeceğiz, dostluk kuracağız, fedakarlık yap. Bütün insani duygular o zaman ortaya çıkıyor. O yüzden ısrarla, şiddetle dinler, özellikle İslamiyet devamlı cemaat olmayı emrediyor. Vakit namazında cemaat, cumada cemaat, bayramda cemaat devamlı bir araya gelmeyi emrediyor. Ta ki beşeriyet, insanlar arasındaki ilişkiler, insanın ruhundaki insani duyguları ne yapacak?
tahrik edecek, harekete geçirecek. Orada fakir fukara birisi olacak. Sende şefkat ve merhamet duygusu galeyana gelecek. Orada bir yardıma muhtaç birisi olacak. Ona yardım etmek için, değil mi? Sevgiye muhtaç birisi olacak. Sende muhabbet duygusu. Derken insanlık bir araya geldikçe birbirine karşı beşeri duygular, insani duygular tahrik olacak, galeyana gelecek ve insanın insanlığı ortaya çıkacak. Şimdi hani çekirdeğin içinde ağaç var. Fakat çekirdeği getirdiniz, şu masanın üstüne koydunuz. Burada bir yıl dursa bundan ağaç olmaz. Neden? Çünkü çekirdeğin içindeki ağaç özelliklerinin ortaya çıkabileceği ortam burada yok. Şimdi biz aynı çekirdeği toprağın altına koysak, suyu versek, güneş versek, şartları bir araya getirsek içindeki bütün güzellikler ortaya çıkacak. Filizlenecek yapraklar, çiçekler, meyveler, tatlar, kokular, renkler. İşte insanın ruhundaki insani duyguların, beşeri güzelliklerin ortaya çıkmasının en büyük vesilelerinden bir tanesi ortam. O ortam da ancak bir araya gelinen toplu ortamlarda, beraber yaşanan ortamlarda ortaya çıkıyor. Yani aradaki yardımlaşmalar, muhabbetler, şefkatler, adaletler, bütün duygular, beşeriyetin ruhundaki bütün duygular adeta o toplu vaziyette, bir araya gelmiş vaziyette, cemaat olmuş vaziyette ortaya çıkıyor. O yüzden şiddetle, ısrarla, tekrarla cemaat olmayı emrediyor. Bir araya gelmeyi emrediyor. Hakikaten nübüvvet nurundan mahrum kalan toplumlar, ne kadar medeni de olsalar, kalabalık şehirlerde insanlar yalnız yaşıyorlar. Niye? Çünkü İslamiyet'in sırrı, nübüvvetin nuru ancak kalabalıkların bir araya gelmesi değil, kalpler, gönüller üzerinde bir kardeşlik bağının kurulması, adeta nübüvvetin içimize koyduğu mayanın bizi mayalayıp birleştirmesiyle mümkün ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşunun hatırını, halini sormak, onunla beraber olmak, onun derdiyle dertlenmek, sendeki insani duyguları galeyana getirip harekete geçirdiği gibi, uyandırdığı gibi, komşunun ruhundaki beşeri duyguları, insani duyguları da uyandıran muazzam bir beraberlik. Ama ne yazık ki nübüvvet nurundan mahrum toplumlarda, kalabalıklarda insanlar yalnız yaşıyorlar. Alt kattaki komşu söylüyor da cesedinin kokusundan onu fark ediyor. Ne kadar acı, ne kadar dehşetli, ne kadar insanı vahşileştiren, insanı o kalabalıklar içinde yalnızlaştıran, ruhen o insanı yalnız bırakıp çökerten dehşetli bir durum. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerreddir. Madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bil bedahe, hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Mehasin-i ubudiyetin binlerinden, yani nübüvvetin bize getirdiği güzelliklerin binlercesinden, yalnız şuna bak ki, bakın şimdi peygamberlik müessesesi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam en yakında bizim için, bize getirdiği en büyük hediyelerden bir tanesinden bahsedecek. Tek başına bütün hayrın, bütün güzelliklerin menbaı olarak muazzam bir nimet. Yani nübüvvete, Nebi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sırf bunun için ebediyen minnettar olsak yine değerdi. Çünkü bizi insan yapan bütün sır, bütün mana, bütün hakikat buna bağlı burada yatıyor. Bakın ne diyor? Nebi aleyhisselam ubudiyet cihetinde muvahhidinin kalplerini ayit ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor. Ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan mabud-u ezelinin azameti hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek, birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette mabud-u ezelinin uluhiyetine karşı ubudiyet gösteriyor ki güya küre-i arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan akimussalah emrini
küre-i arz imtisal ediyor. Şimdi normalde insan müstakil olarak Cenab-ı Hakk'a karşı kusurlu, günahkar, eksik, noksan, perişan, ona karşı ubudiyetini, duasını, kulluğunu, tesbihini, tekbirini, tehlilini takdim etmeye cüreti, cesareti olamayan bir varlık. Hepimiz öyleyiz. Tek başımıza Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaya yüzümüz yok. Mahcubuz, eksiğimiz, gediğimiz çok ve makbul bir tarafımız da yok. Yani bizim tek başımıza ibadetimiz teraziye konulsa huzur-u ilahiden geri dönme ihtimali çok yüksek. Makbul olmama ihtimali çok yüksek. Ne yapacağız? Çaresiz Allah'ın huzurunda bekleşip dururken günahkar sesler, kısık nefesler, günahkar eller ama Cenab-ı Hakk'ın katında bir kıymet ifade etmeyen duruşlarımız, ibadetlerimiz, kulluklarımız birden cemaat namazlarında, bayram namazlarında, şu bayram namazlarından sonra getirilen bu tekbirlerde, hep beraber cumalarda, hacda bütün ehli imanın makbul ibadetleriyle ittihad edip Cenab-ı Hakk'ın huzurunda öyle muhteşem bir manzara, öyle makbul bir ubudiyet, öyle külli bir ibadetle bir duruş sergiliyor ki Cenab-ı Hakk'ın katında bu ibadetin geri dönme ihtimali yok. Tek başımıza Allah'ın katına takdim edecek ibadetimiz yokken birden bütün ehli imanın ibadetleri ittihad etti. Bütün ehli imanın tesbihleri, tehlilleri, zikirleri ittihad etti. Allah katında geri dönmeyecek makbul bir ubudiyet olarak, külli bir ibadet olarak dergah-ı ilahiye yükseldi. Ha demek normalde bizim ibadetimiz geri dönecekken Allah katında en makbul bir seviyede Cenab-ı Hakk'a takdim edildi. Bu formülü bize kim öğretti? Bu bir araya geldiğimizde kıymet ifade edip Allah katında sevimli bir vaziyette ibadetlerin kabul edildiğini kimden öğrendik? İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize günahkar, eksik, noksan, değil mi? Perişan amellerin bir araya geldiğinde bütün eksikleriyle beraber Cenab-ı Hakk'ın katında onun katından geri dönmeyecek ameller olduğunu öğretti. Biz de cuma namazlarında, cemaat namazlarında, bayram namazlarında bu muhteşem içtimada Allah katında kıymetdar bir ibadetle, ubudiyetle Allah'ın huzuruna çıktık. Şimdi bunu bize öğretmiş olması, şu beraberlik demek ki bizim için dünyalar ve ahiretler kadar kıymetli. Neden? Çünkü makbul olmayan ibadetlerimiz, eksiklerimiz, kusurlarımız, noksanlarımızla beraber Allah katında kıymet ifade eden, Cenab-ı Hakk'ın katından geri dönmeyen çok büyük kıymetler, çok büyük değerler ifade etti. Adeta ebedi hayatın anahtarı hükmüne geçen bir formülü bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin insandaki tecellisi, insanların bir araya gelmesinde, beraberliğinde mümkün. Adalet, adl ismi. Şimdi ne yapıyoruz? İnsanlar arasında adalet, değil mi? Rahim ismi, insanların birbirine şefkati. Kerim ismi, insanların birbirine ikramı. Bütün esma-i ilahiye cemaat olmayla ancak insanda tecelli ediyor. O yüzden ısrarla, şiddetle Cenab-ı Hak adeta, değil mi? Kampanya yapmış, prim açıklıyor. Değil mi? Cemaatle kılarsanız 27 kat diyor. Daha kalabalık camilerde kılarsanız sevabı daha fazla diyor. Değil mi? Hacda kılarsanız daha fazla. Hep bizi ne yapıyor? Bir araya getirmeye, hep beraber olmaya sevk ediyor. Çünkü Esma-i İlahiye'nin ruhtaki inkişafı da muamelat suretinde ancak birbirimize, muamelemize bağlı. O da ancak bir araya gelmeyle mümkün. Çünkü Mehdi Uhuvvet diyor. Yani İslamiyet, bütün insanlar, bütün müminler, hatta bütün mahlukat arasında bir uhuvvet sözleşmesi, bir uhuvvet anlaşması, bir uhuvvet sözleşmesi imzalattırıyor. Bütün insanlık, bütün mahlukat arasında. Aramızda ne var? Biz aynı Allah'ın kullarıyız. Aynı Allah, Cenab-ı Hakk'ın aynı merhametine, aynı rezzakiyetine, bütün esmasına hep beraber muhatabız. Bu nedir? Hazreti Adem zamanından kıyamete kadar gelmiş bütün insanlar arasında bir uhuvvet sözleşmesi. Ha, bir ahitleşme var. Öyleyse biz aynı bir babanın evlatları gibi bir Allah'ın kulları,
Arada ne oldu? Bir uhuvvet, bir muhabbet oldu. Bu mana insanın aleminden çıksa, kalpteki iman kalksa, insanlar müstakil ve vahşi mahluklar hükmüne geçiyorlar. Ne kadar kalabalık yaşarlarsa yaşasınlar, ne kadar medeniyet, sureten medeniyet görünen bir vaziyette bulunursa bulunsunlar, o medeniyet perdesi altında bir vahşet, bir yalnızlık, adeta bencillik ve gurur söz konusu. Ha, demek ki kalabalık olarak bir arada olmak değil, asıl o nübüvvetin mayası olmazsa o insanlar bir olamıyorlar. Bir olamadıkları için de aralarındaki o kuvvet, muhabbet, samimiyet ve Esma-i İlahiye'nin inkişafı da gerçekleşmediğinden dolayı demek Cenab-ı Hakk'ın istediği kıvam ancak ve ancak bir araya gelmekle, cemaatle mümkün. Cemaat sırrı içinde biz kıvamımızı buluyormuşuz. Eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri alem gaybta ittihad ettikleri gibi alem-i şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse, küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber'e müsavi geldiğinden o muvahhidinin ittihadı ile bir anda Allahu Ekber demeleri küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber hükmüne geçiyor. Şimdi biz Arefe gününden başladık. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbirlerle her namazın arkasından Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Şimdi bizim camide söyleniyor, yan camide söyleniyor, öbür camide söyleniyor. Aramızda duvarlar var, mahalleler var, mesafe aralıkları var. Tam manasıyla ittihad ettiğini ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Fakat şöyle zihnen, hayalen bir düşünün. Bir dakika önce Kestel'de, bir dakika önce İnegöl'de, bir dakika önce Eskişehir'de hiç yeryüzünde bitmeyen bir tekbir var, doğru mu? Hiç bitmiyor. Şimdi bu tekbir daimi bir surette semaya yükseliyor. Bütün semavatı arş-ı alaya kadar delip geçiyor. Bir. İkincisi, küre-i arzın tamamıyla birden Allahu Ekber demesi bizim canibimizde farklı farklı mekanlarda, farklı farklı zamanlarda olsa da zamansız ve mekansız bir zatın canibinden baktığınız zaman, olaya Allah canibinden baktığınız zaman birden koca küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçip Cenab-ı Hakk'ın huzurunda o muhteşem içtimada her birimizin günahkar yakarışları, kısık sesleri, noksan, eksik, kusurlu tekbirleri, tehlilleri, zikirleri dahi o büyük zikrin içinde Cenab-ı Hakk'ın katına yükselirken o külli ubudiyete insan dahil oluyor. Şimdi normalde bu külliyete dahil olmanın çok muazzam bir avantajı var. Hani toptan pazar diye bir tabir var ya, adam tarladaki karpuzları 50 kuruştan alıyor diyelim veya 5 liradan alıyor kilosunu. İçinde çürükler var, kelekler var, yarımlar, işte olmuşlar var, olmamışlar var. Bir de bal gibi, dev gibi karpuzlar da var. Şimdi o bal gibi, dev gibi karpuzlar değil mi 5 liradan giderken toptan pazar aldığı için yanındaki çürükler, kelekler onlar da ne yapıyor? Aynı fiyattan gidiyor mu? Tarlanın dışında olsa kimse yüzüne bakmaz ama mecbur o tarlanın içinde olduğu için hep beraber alındığından, hep beraber alınırken onlar da arada aynı fiyattan, aynı makbuliyetten, aynı kıymetten gidiyor. Şimdi Cenab-ı Hak da bizi çağırıyor. Ameline güvenmeyen ne yapsın? Cemaate gelsin. Çünkü ameline güveniyorsan zaten o amel Allah katında makbuliyet ifade etmiyor. Ameline güvenmek ucuptur. Ameline güvenmeyen de ne yapar? Tek başına Rabbine takdim etmek yerine cemaate koşayım da o makbul amellerin içinde benim amelim de Allah'a takdim edilsin diye, değil mi? Cemaate koşar. Cemaat sırrı o yüzden çok önemli. Ha, cemaat büyüdükçe hele cuma namazlarında, hele bayram namazlarında, hele bayramlardaki bu muazzam tekbirlerde, değil mi? Bütün aradaki eksikler, noksanlar, kusurlar hepsi birden Cenab-ı Hak katında makbul bir amel olarak kabul ediliyor. Koca küre-i arz hep beraber Cenab-ı Hakk'a zikrini, tekbirini, tesbihini takdim ederken semadaki melekler de pervane olup dönüyorlarmış. Çünkü onların rızkı neydi? Meleklerin rızkı tesbihler, zikirler, tehliller. Onlar da onların gıdası. Aynı böyle sinekler, arılar böyle balın etrafında döner dururlar ya, hepsi de o pervane olmuşlar.
etrafında dönüp duruyorlar. Onlardan rızıklanıyorlar. İşte şu bayramda böyle bir içtimada bulunmayan bir insan neleri kaybettiğinin, nasıl bir manzarada, ne kadar makbul bir içtimada bulunmak varken, değil mi? Ne kadar muhteşem bir ihtimali, ne kadar muhteşem bir içtimayı, ne kadar muhteşem bir fırsatı kaçırdığını bir bilse. Mümkün değil bayramda, değil mi? Şu içtimadan uzak durmaz. Bu tekbirlerden, bu tehlillerden, cemaat sırrından, cemaat sevabından mümkün değil mahrum kalmaz. Adeta bayram namazlarında alem-i İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübraya mazhar olup aktar-ı etrafıyla Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla Cebeli Arefe diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime etraf-ı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sadasıyla hassiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlattırıp berzah alemlerine de temevvüc ederek sada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid. Şimdi ilk defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dudaklarından dökülen o tabirler zamanları ve mekanları aşıp bütün müminlerin mağara misal ağızlarında yankılana yankılana her an ve zaman Cenab-ı Hakk'ın katına yükseliyor. Hiç kesilmeden. Şimdi böyle bir akış, böyle bir mana, böyle dalga dalga tesbihlerin, tekbirlerin Cenab-ı Hakk'ın katına yükseldiği, böyle muhteşem bir manada, böyle muazzam bir bayramda, böyle bir içtimadan mahrum kalmak. Şu bayramın şuuruna varmak var ya, özellikle ve özellikle, değil mi? Arafat'taki o beraberliğe, o içtimaya katılmak, bayramdaki o sırrı yakalamak, işte tam manasıyla bayram bu. İnsana maddi manevi bayram yaptıran, kalbi, ruhi, ulvi bütün duygularını bayram coşkusuyla, feyziyle dolduran mana, sır bu. Biz gariptir. Dini bayramlar, milli bayramlar diye bu bayramları da diğer bayramların sırasına dahil etmişiz. Böyle bayramlarda birbirimizi ziyaret ederiz işte. Bayram şekeri var. Adını da hatta bazen şeker bayramı diye değiştirmişler. Ötekini de artık kurban bayramı yerine et bayramı mı diyecekler, ne diyecekler? Sıradanlaştırıp adeta böyle ruhun bayramı olan bu günleri, ruha bayram yaptırmamız gereken manevi bu bayramları cismaniyete, maddiyata indirgeyip, kurban kesip, et pişirip, yiyip falan falanlara dağıtıp sadece bundan ibaret düşünmek o bayram manasına büyük bir saygısızlık. O bayramda kullarının külli ibadetlerini bekleyen Cenab-ı Hakk'a karşı da büyük bir noksanlık, büyük bir eksikliktir. Çünkü bu bayramlar ruhun bayramıdır. İnsanın adeta külli ubudiyetle Cenab-ı Hakk'a karşı duruşundaki manevi bayramlardır. Adeta sağanak sağanak, değil mi? Hasenatın, sevapların yağdığı, eksik, noksan, kusurlu amellerin makbul bir tarzda Allah'a takdim edildiği çok ulvi bayramlar iken öyle bir hale indirmişiz ki hatta hemen vekaleti verip kapıları kilitleyip doğru tatile. Ne yaptık? Bayramı dürdük, değil mi? Sardık, bir köşeye attık. Büyük bir hediyeydi. Allah tarafından gönderilmiş muhteşem bir ikramdı. Bize lazım değil deyip bir köşeye attık. En kıymetli fırsatı Allah muhafaza geride bıraktık, kaybettik ya. O yüzden tam zamanı gönüller yapacağız, değil mi? Bu zamana kadar tanışmadığımız, görmediğimiz insanların kapısını çalıp da selamünaleyküm, biz geldik deyip de davamızı anlatmaya bir fırsat olacak. Sonra akrabalar, eş, dost arasında uhuvvetin, muhabbetin kurulmasına, onların ruhlarına, kalplerine davamızı ulaştırmaya bir fırsat olacak. Bayram geçti, sahir vakitte biz geldik. Hayırdır, niye geldin dese ne diyeceğiz? Bayram değil, seyran değil derler ya. Şimdi tam fırsatı ganimet bilip herkesin gönüllerine, kafalarına, kalplerine girmenin hem de Cenab-ı Hakk'a külli ubudiyetlerle, muazzam ibadetlerle geri dönüşü olmayan rahmet-i ilahiyenin asla geri çevirmediği o külli ubudiyetlerle takdimi Cenab-ı Hakk'a karşı bir duruş sergilemek tam manasıyla ruhun manevi bayramı iken
bu manalardan mahrum olunca bunu herhangi bir, değil mi? Çocukları sevindirelim, tamam güzel. İşte ne yapalım bayramlarda? Kurbanları keselim, gezelim, tozalım, bitti. Hatta bayramlarda daha çok insanlar sanki böyle bayram öncesinde haram olan şeyler bayramda helalmiş gibi, ya bayram ne olacak canım falan diye gaflet ağır basıp Allah muhafaza gayrimeşru daireye sapmamak için de zikrullah'a ve şükre çok azim tergibat var. Ta ki o bayramı Allah muhafaza tam manasıyla bayram olacakken günaha, isyana, küfrana, gaflete çevirmemek için, demek birbirimizi devamlı bayramın manasına, bayramdaki bu manevi hakikate teşvik etmemiz lazım ki bayramın arkasından günah yüklü bir, değil mi, 3 gün, 4 gün, 5 gün değil de şöyle ömür boyu bize bayram yaptıracak, kabrin öbür tarafında, sıratta, mahşerde, ebediyette bayram yaptıracak inşallah böyle amel defterimizin sağdan takdim edilmesine vesile olacak günler olarak inşallah karşımıza çıksın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.